sizlerle. Şimdi çok güzel yükseliş beklediğim bir hisse senedini sizlerle paylaşacağım. Ama sizlerle bu hisse senedini paylaşırken bütün hani yayınlarımda bahsettiğim konunun aynısını tekrar dile getireceğim. Dostlar, siz benim paylaştığım hisseleri, benim paylaştığım hani şekilde ya da benim analiz ettiğim şekilde takip etmiyorsanız benim kazandığım şekilde para kazanamazsınız. Bu nasıl diyeyim ben size? Çok ütopik gelebilir ama bir gerçek. Hisse senetlerindeki süreçleri değerlendirmezseniz kısa ölçekli grafiklerde sürekli zarar edersiniz. Bu zararın önüne geçebilmek adına ilk başta sizlerin öğrenmesi gereken konu şu. 1. Hisse senetlerinde küçük ölçek ve büyük ölçek kavramını doğru bir şekilde öğrenmeniz lazım. Örnek veriyorum. Yakın tarihte Asuzu hissesini sizlerle paylaşmıştım. Asuzu hissesindeki süreci beraber şöyle gözden geçirelim. Bunun paylaşım grafiği de mevcut. Bir saniye şöyle bakalım. Burada. Asuzu hissesini beraber canlı yayında analiz ettiğimizde 123 lira bandındaydı. 123 lira bandından 106 lira bandına kadar geri çekilme yaptı. 106 lira bandına kadar geri çekildikten sonra dip noktada bir yükseliş formasyonu oluştu ve yükseliş formasyonunun birinci ve ikinci hedefleri burada. Şimdi normal bir yatırımcı veya Türkiye standartlarındaki bir yatırımcı şu şekilde hareket ederdi. Ben buradan sattım. Benim beklediğim yer burası. Ben bunun tam tersi bir hareket senaryosu izliyorum. Nedir bu hareket senaryosu? Düşüşte de yükselişte de maksimum verimlilik yani maksimum kar. Bu noktada paylaşmış olduğum düşüşten sonra oluşan yükseliş formasyonunu da değerlendirip gerçekleşen bu düşüşü daha sonrasında yükselişle izledik, takip ettik. Bunun hemen akabinde tekrar bir düşüş formasyonu oluştu ve düşüş formasyonu çerçevesinde grafikte tekrar geri çekilme yaşandı. Bunun bir benzerinde sizlere Galatasaray hissesi üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi Galatasaray hissesinde de sizlerle paylaşmış olduğum grafik neydi? Beraber bakalım. Çünkü sizin bu süreci doğru anlamanızı istiyorum. Yayınım hani hemen hemen her yayında dile getiriyorum. Tekrar dile getireyim. Sizin herhangi bir hisseyi almanız veya satmanız benim hani ilgilendiğim bir konu değil açıkçası. Benim ilgilendiğim konu sizin hisseleri alıp satarken doğru noktalara bakmanız. Galatasaray hissesini 2024'ün başında yani 26 Aralık'ta sizlerle paylaşırken şu makasta sizlerle paylaşırken referans aldığım şey büyük ölçekteki bu yükseliş formasyonu. Belki tam net göremeyebilirsiniz. Şöyle paylaşayım. Daha net görünsün. Çok fazla formasyon üst üste geldiği için siz tam net göremeyebilirsiniz. Şurayı da kapatalım. Şurayı da şöyle farklı bir renk şeklinde. Tamam. Şu şekilde. Benim paylaştığım yükseliş buydu. Daha sonra Ocak ayının sonuna doğru bir düşüş formasyonu gerçekleşti. Geri çekilme sonrası 20 sentten, bakın 20 sentten biz geldik 33 sente. Yani %50'nin üstünde bir kazanç demek bu. Siz eğer ki buradaki paylaşımı burada referans alıp satın alırsanız zarar edersiniz. Ama hocam siz paylaşırken hedefimizin 1 dolar 51 sent olduğunu söylemediniz mi? Evet. Hedefimiz bu. Bu arada kredi faktöring birinci hedefimize geldi. Şöyle bir bakalım. Sizlerle paylaştığım o grafiği paylaşayım. Şeyde olması lazım. Twitter profilimde olması lazım. Oradan bakabiliriz. Yeşil birinci hedefine geldi.
Yeşil 5.21'e de geldi. Gayet güzel. Ben bunu birazdan paylaşacağım. Şurada bir Alpstar olması lazım mı? Yok. Ben şurayı bir baştan ölçeyim. Alpstar var gibi duruyor ama kırılmışsa sıkıntı. Evet, bu kalsın köşede. Şimdi tekrar Galatasaray hissesine dönelim. Birazdan yayın bittikten sonra da zaten yeşil hissesinin hedefine geldiğini paylaşırım sizlerle. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Konunun bütününe bakacak olursak. Siz doğru noktadan satın almak zorundasınız. Ama hocam biz doğru noktayı nasıl bileceğiz? Doğru noktayı bilmiyorsanız o zaman paranızı bölerek dip noktalardan satın almaya çalışacaksınız. Elinizdeki hisseyi veya takip etmek istediğiniz hisseyi. Bu iki seçenek dışında başka hiçbir alternatifiniz yok. Ya doğru noktalardan satın alıp trade ederek ilerleyeceksiniz ya da her düşüş sürecini değerlendirebilmek adına kademeli alımını tercih edeceksiniz. Aynı hissede, bakın aynı hissede, hani biz Aralık ayında paylaştık değil mi? Ben sizinle Aralık ayında paylaştım. Ağustos ayında alan biri zararda. Bakın birebir aynı hisse. Dolar bazlı Ağustos ayında alan biri zararda ve henüz aynı fiyatı hiç görmedi. Çok hani uzun bir zaman diliminden bahsetmiyorum. Aradan birkaç ay geçtikten sonra alan biri tamamıyla kârda. Şu an bile kârda. Aradaki fark sizin nerede pozisyon aldığınızla alakalı. Bakın çok keskin bir ayrım bu. Aradaki fark nereden pozisyon aldığınızla alakalı. O yüzden benim takip ettiğim veya benim paylaştığım grafikleri paylaşırken bu süreci doğru anlamanızı istiyorum. Ben kalkıp sizin hisseyi alıp almamanızla yine söylüyorum ilgilenmiyorum. Çünkü ben aldığım hissede 3 saat sonra da düşüş formasyonu oluştuğunda satar, yükseliş formasyonu oluştuğunda bir daha pozisyon alırım. Ben bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Sizin de yapmanız gereken şeyin bu olduğunu söylüyorum. Siz bunu yapmadığınız sürece beni takip etmenizin hiçbir anlamı, ehemmiyeti yok. Öbür türlü zaten her halükarda piyasada para kaybediyorsunuz. Beni takip etseniz de para kaybediyorsunuz, beni takip etmeseniz de para kaybediyorsunuz. Bunu tersine çevirmenin tek hani yolu bu işi öğrenmeniz. Başka bir alternatifiniz yok. Onu geçtim. Bazı kişiler daha videonun içeriğinin ne olduğunu dahi anlamakta zorluk çekiyorlar. Ciddi manada bu çok ciddi bir hastalık. Bakın, çok ciddi bir hastalık. Anlayamama hastalığı. Hani bu çok çok kötü bir durum. Çünkü bu tarz düşünen birinin yatırımcı olmayı bırakın, para kazanabilmesi bile mümkün değil. Galatasaray hissesini düşüş formasyonu paylaştığım videonun altına Alp Bey siz al dediniz aldık zarardayım yazmışlar bakın. Al dediniz aldık zarardayım. Videonun içeriğini izlediğinizde yaptığım analiz burada. Yani bunun üstüne ekstra konuşulabilecek hiçbir şey yok aslında. Videonun içeriğinde düşüş formasyonu var. Adamın yazdığı yorum Alp Bey siz alın dediniz ben aldım zarardayım. Ben bugüne kadar hiç kimseye al kelimesini kullanmamış olmama rağmen yani benim böyle bir kelimeyi bugüne kadar kullandığım hiç kimse iddia edemez. Çünkü ben kimsenin dediğim gibi hangi hisseyi aldığıyla ilgilenmiyorum. Bu noktada lütfen hani aklı selim olalım ve süreçleri doğru anlayalım. Şimdi gelelim benim uzun vade yükseliş beklediğim bir hisse senedine. Birçok kişi bu hissede aslında nasıl diyeyim? Sıkıntı yaşadı. Neden sıkıntı yaşadı biliyor musunuz? Çünkü hisselerde süreçleri doğru anlayamamak yatırımcının zarar etmesi için yeterli bir gerekçe. Hangi hisseden bahsediyorum? Hatta bunun adına tarikatlar kuruldu. Bakın bu hisse adına tarikatlar kuruldu. Şöyle düzeltelim burayı bir saniye. Niye kaymış bu kadar? Baştan düzeltelim. Bu hisseyle alakalı dediğim gibi tarikatlar kuruldu. Birçok kişi bu hissede
çok büyük hayallerle alım yaptı. Çok büyük hani böyle planlar kurdu. Ben şöyle kazanacağım, böyle kazanacağım. Dönüp baktığımızda elimizdeki realite ne diyor bize? Bir hisse sonsuza kadar yükselemez. Doğru yerlerden almak tek seçenek. Sasa hissesiyle alakalı belki Türkiye'de en rahat konuşabilecek kişilerden biri benim. Nasıl yani? Şimdi hemen siz videoyu izlerken şöyle profilime giriyorum. Arama kısmına. Eğer siz direkt PC üzerinden arama yapacaksanız from çift nokta TradeRalp yazıp sonuna kare Sasa yazarsanız Sasa'daki paylaşımlarımı görürsünüz. Şöyle hemen Sasa'ya gelelim. Nerede bu? Buldum. Şimdi bunu tekrar sizinle paylaşmak istiyorum. Sasa'daki paylaşım fiyatına dikkat etmenizi istiyorum ya da paylaşım tarihi ve paylaşım hedefine dikkat etmenizi istiyorum. Bu noktada Sasa'nın o tarihten bu tarihe ilerlediği hani süreçleri de görmenizi istiyorum. Sasa hakkında en rahat konuşabilecek kişilerden biri benim dedim. Neden en rahat konuşacak kişilerden biri benim? Ben bunu paylaştığımda 2020 yılındaydık ve paylaşım yerimiz şöyle bir saniye. Şurası. TL bazda bakabilirsiniz. 11 sent civarıydı. Buradan Sasa geldi. 4 dolar 44 sente. Şu anki güncel dolar değerleriyle bahsediyorum. Yani bölme fiyatları bunun içindedir, bilginiz olsun. Bu noktada 11 sentten 4 dolar 44 sente kadarki süreci bir böyle hayal edin. Daha sonrasında Sasa'yı birkaç kere daha sizlerle TL bazlı yükseliş grafiklerini paylaştım ve birçok hedefine biz ulaştık. Ulaşmadığımız bir hedefi vardı. Bu hedefin dolar bazlı gelmemiş olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi doların 2023-2024 yılları arasında çok hızlı değer kazanmasıydı. Bu da Sasa'nın dolar bazlı hedeflerinden biraz aşağıda kalmasına sebebiyet verdi. Şimdi bu videoda bahsettiğim hiçbir konu aslında yatırım tavsiyesi değil. Her yatırımcının bir hisse senedinde yatırım yaparken izlemesi gereken süreçleri barındırıyor. Bu konu her yatırımcının bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ve hisselerini takip ederken uygulaması gereken bir süreç. Hemen şöyle bakıyoruz Sasa'ya. Sasa'nın şu anki güncel grafiğine baktığımızda formasyonun oluşum tarihi yani başlangıç tarihi Aralık'ın sonu Ocak ortaları diyelim. Bu noktada Sasa'da artık çok güzel bir yükseliş ivmesi var. Tabii ki ufak çaplı aşağı yönlü esnemeler gerçekleşebilir. Burada dolar kurunun sabit kalıp kalmaması çok ciddi önem arz ediyor. Yaklaşık biraz hani esnemeler gerçekleşmiyor olsa da şu anki ortalama hedefleri %90'ın üzerinde birinci hedef var. Kar oranı ikinci hedefe geldiğimizde de ortalama %250 civarında bir kâra ulaşmış oluyor. Hemen hesaplamamızı yapalım. Dediğim gibi bu Sasa'nın en dipten yapılan paylaşımı değil. Sade kâr oranı buradaki kâr oranı %146 net kâr. Birinci hedefe geldiğimizde de ortalama %90 civarında bir kâr bırakmış oluyor.
dipten yapılan bir paylaşım değil. Bu bir hissenin nasıl takip edileceği ile alakalı bir eğitim videosu aslında, eğitim içeriği. Buyur oğlum. Ne istiyorsun? Kim kapattı? Ne açayım? Dostlar ben 2 dakika şey açıp geliyorum. 1 saniye. Hadi gel sana karpuz adam açayım gel. Koş odaya. Hadi gel. Gel gel gel. Evet, kısa bir ara verdik. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Ne demiştik? Bir hissenin nasıl takip edilmesi gerektiğiyle alakalı aslında bu bir eğitim videosu. Bu hisseyi alıp almamakla alakalı bir süreç değil. Bir hisseyi nasıl takip edeceğinizle alakalı bir eğitim içeriği tekrar dile getirmek istedim. Çünkü ciddi manada yanlış anlamaya müsait kişiler var. Ben de elimden geldiğince yanlış anlamaların önüne geçmeye çalışıyorum. Burada Sasa hissesini bu hedefine kadar takip etmek isteyen birinin bilmesi gereken en öncelikli konu şu. Yıllık %70'in üstünde bir enflasyona maruz kalacağıdır. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben şimdi hissemi hesapladım, hedefimi biliyorum ve artık bu hedefime doğru takibimi yapabilirim demek. Ama unutmamam gereken bir konu var. Bu da benim yıllık %70 üzerinde bir enflasyona maruz kalacağım anlamına geliyor. Bu noktada eğer ki birinci hedef bir yılı aşkın bir sürede gerçekleşirse ben para kazanamamış olacağım. Videonun başında ya da işte konunun başında ne kadar yüksek kar oranı görünüyor değil mi? 2 kat üzerinde para kazanacağız, işte şöyle olacak, böyle olacak diye hayaller kuruyorduk. Gerçekler böyle yüzümüze çarpınca, karşımıza çıkınca bir anda her şey değişti. %70 enflasyona maruz kalacak birinin uzun vade yatırım düşünmesi tamamıyla saçmalık. Elp Bey, hem diyorsunuz ki hedefleri güzel, hem de uzun vade yatırımcılığın Türkiye'deki gibi yapılmasının saçmalık olduğunu söylüyorsunuz. Burada bizim ne yapmamız lazım? Şimdi dolar bazlı hedeflerimizi belirledik. Hadi TL bazlı hedeflerimizi tekrar gözden geçelim. Şimdi TL bazlı sizlerle paylaşmış olduğum grafiğe bakalım beraber. Hani dolar bazlı bakın ne kadar şeyde kalmıştık hatırlıyor musunuz? Aşağıda kalmıştık. TL bazlı sizlerle paylaştım. Birinci grafik buydu, hedefine geldik. İkinci grafik bu. Süreci şöyle bir gözden geçirelim. Burada birinin yapması gereken şey tam olarak şu. Hissesini aldı. Düşüş formasyonu veya düşüş süreci mi oluştu? Satıp aşağıdan yerine koymayı hedeflemeli. Bu arada elde etmiş olacağı karlar o hissenin sürekliliği için ciddi manada yatırımcıya avantaj sağlar. Yüksek enflasyonist bir ortamda. Bunu hemen şöyle hesaplayalım. Bunu tek tek süreçleri takip ederek de yapabiliriz. Bakın hemen şöyle. Ben buradan hissemi aldım. Düşüş formasyonu değerlendiremedim. Çünkü burada düşüş formasyonu yok. Periyodu ufaltalım mı? Ufaltalım biraz. Gelsin şimdi ekrana. Düşüş formasyonu yok veya ben düşüşü yakalayamadım. Çok mümkün bir şey bu. Trade etmenin eğer hani sadece matematik olduğunu düşünüyorsanız çok ciddi bir yanılgı içerisindesinizdir. Trade etmek sadece matematik demek değil. Trade etmek matematiği yönetebilmekle alakalı bir şeydir de aslında. Aldık. Buradaki düşüşü değerlendiremedik. Ne oldu? Bir daha yükseliş formasyonu oluştu. Benim burada ne yapmam lazım? %17 kardaydım. Bu karı ne yazık ki elimde tutamadım. Hani Anka'ya falan hiç girmiyorum. Anka'da buradaki düşüşü net bir şekilde vermiş, yükselişi vermiş, düşüşü vermiş, yükselişi vermiş. Bunlara girmiyorum. Elinizde Anka yok. Sadece hesaplama yapıyorsunuz. Ben buradan
Elimdeki hisse kaç bin taneydi? 1000 tane veya 10.000 tane diyelim. Elimde 10.000 tane hisse vardı. Ben aynı miktarda hissemi aldım ve buraya geldiğimde ikinci alım noktasında yapmış olduğum alım için kullandığım parayı çıkardım. Benim hisse sayım %7,65 artmış oldu. Buradaki maliyetim bakıyoruz hemen 35,78 38 40 56 3 lira diyelim. Benim buradaki maliyetim 33,70 bandındaydı. Artık benim buradaki maliyetim 30,70 bandında. Bakın doğrudan benim maliyetim düştü. Bu benim bir aylık enflasyonun hani enflasyon kadar para kazanmam demek. Yani hisse sayımı arttırmam demek. Bir aylık enflasyonu atlattım. Geriye kaldı 11 ay. Düşüş formasyonu oluştu. Sadece yükselişlere reaksiyon gösteriyorum. Tekrar alımı gerçekleştirdim. Ana paramı ekledim. Kaç bin notum vardı? Örnek veriyorum artık 1100 veya 11 bin notum var. Küsuratları es geçiyorum. Tekrar aldım. Benim buradaki maliyetim %5 daha aşağı geldi. Yani kaç lira? 37,60, 39,48, 2 lira. Benim buradaki maliyetim artık 28,70, 28,80 lira. Ufak çaplı formasyonlar var. Hedeflerine gelmiş. Burayı saymayacağım. Tekrar alım yaptım. Tekrar buradan 4 lira daha maliyetimi düşürdüm. Bakın hisse neredeyse aynı fiyatlarda gidip geldi. Ben daha 1 ay, 1,5 ay geçmeden maliyetimi ortalama %20-25 üzerinde bir yani geri çektim. Bu çok ciddi bir avantaj demektir arkadaşlar. Bu çok ciddi bir kazanım demektir. Bizim yapmamız gereken tek şey aslında süreçleri doğru değerlendirmek. Bir hisse senedinde maliyetinizi etkin bir şekilde düşürebiliyorsanız o hisse senedinin ne kadar sürede hedefine geldiği sizi çok fazla alakadar etmez. Aksine hedefinin uzaması sizin halihazırda büyük ölçekte yükseliş beklediğiniz bir hissede daha yüksek karlara ulaşmanız anlamına gelir. Bakın bu konular çok çok önemli. Birçok kişi burada yanılgıya düşüyor. Trade etmenin gerçekten mümkün olmadığını düşünüyor. Aksine trade etmek çok mümkün bir şey. Çok kolay bir şey. Yani dünyadaki bütün sektörlerde, bilimin her dalında, her alanında matematik varken borsada matematiğin olmadığını, 3-5 kişinin toplanıp hisse senetlerini yukarı aşağı götürüp getirdiğini düşünmek bilemiyorum. Hani akıl tutulması mı diyeyim, yoksa gelenekselden kopmamaya çalışmak mı diyeyim? Bizim bunu doğru planlamamız lazım. Yani bir kişi sadece hisse senedi aldı diye yatırımcı olmaz. Hani ben Türkiye'deki ekonomistlerden falan bahsetmiyorum. Emin olun bir şu benim gözümde ekonomiyi bırakın, paranın ne olduğunu bile bilmeyen insanlar. Ne yatırımcıya doğru dürüst para nasıl yönetilir bunu hani öğretmiyorlar. Yatırımcıya bir faydaları yok. Ülkeye bir faydaları yok. Tek yaptıkları şey sürekli piyasaya korku pompalamak. Yatırımcının korkularından arınması, riskleri hesaplayabilmesi, risklere karşı önlem alabilmesi gerekiyor. Yatırımcının daha çok korkutulması değil, yatırımcının korkularıyla nasıl yüzleşeceği, nasıl bu korkuların üzerine gideceği ve bu korkuları nasıl yöneteceğini öğrenmesi lazım. Benim de sizden istediğim şey, benim paylaştığım videoları izlerken bunu öğrenmeniz. Çünkü her hani analiz yayınında YouTube'u veya Twitter'ı açtığınızda herkesin söylediği şey tam olarak şu. İşte kimse dibin neresi bilemez, kimse zirve neresidir bilemez. E biz ne yapacağız? Siz benim dediğim hisseyi alın, kendinizi koruyun. Hem hocam aldık hisse sığdı. Şimdi satamıyoruz. E olacak o kadar. Yani sizi sadece kontrol etmeye yönelik süreçler.
size öğretiliyor. Sizin yapmanız gereken şey bu kontrol çarkını kırıp kendi sürecinizi, kendi hani yönetiminizi sağlayabilmek, oluşturabilmek. Gelelim şimdi bugün piyasada yaşanan sürece. Borsa İstanbul'la alakalı ben sizlerle bir düşüş süreci paylaşmıştım aslında. Bu düşüş sürecinin sana şöyle bakalım. 315 dolara kadar gelebileceğinden de bahsetmiştim sizlere ki bu süreç çok çok normal bir süreç. Yaklaşık hani küsuratlar atıyorum 312 dolar seviyesinden bir düşüş formasyonu oluştu. Şu an biz 313,80'deyiz. Yani ortalama 2 dolarlık bir esneme. Bu 3 dolara çıktığında %1'e tekabül eder. 315'e geldiğinde de ortalama %1,5 ile 1,75'lik bir esneme demek. Bu geri çekilme aslında olumsuz bir geri çekilme değil. Piyasayı daha sonra benim sizlerle paylaşmış olduğum 470 dolar seviyesinin üstüne taşıyacak bir geri çekilme olacaktır. Peki bu nasıl olacak? Onu da anlatayım. Şimdi biz bu seviyeden geri çekilme yaşamaz. Eğer yukarı doğru çıkarsak yani 340-350 dolar bandından bir geri çekilme yaşarsak bizim yukarıdaki hedefimiz otomatikmen aşağı doğru gelir. Bu düzeltme seviyesinin 315 dolar bandında olması çok çok kıymetli bir süreç. Bunu öğrenmenizi, anlamanızı istiyorum. Çünkü endekste benim tam olarak istediğim şey bu. Bunun olması daha sonraki süreçler için kıymetli. Şimdi Sasa videosunu ayrı kaydetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.